Herkese merhaba. Bu videoda resimde gördüğünüz salonumu çizmeye çalışacağım. Bu benim evimin salonu. Salonumun ölçülerini aldım. Defterime not aldım. Ona göre şimdi çizmeye başlayacağım. Karantina, sokağa çıkma yasağı derken herkes can sıkıntısından ne yapacağını şaşırdı. Ben de salonumu çizeyim dedim. Aslında amacım koltuğun yerini değiştirmekti. Bunun için de neden önce çizmiyorum dedim. Çizeceğim bakalım şimdi nasıl olacak. Hemen başlayalım.
Evet, salonu bitirdik. Biraz neler yaptığımızdan bahsedelim. Süpürgelikler ekledik, karton piyerler ekledik, daha gerçekçi, güzel görünsün diye. Perdelerimizi oluşturduk, radyatörümüzü, TV ünitemizi. TV ünitesini ben bir family oluşturdum. Ölçülerini aldım, ona göre çizdim. Koltuğu internetten buldum. Bu konularda çok iyi olmadığım için, alanım da olmadığı için en çok bunu benzetebildim. Böyle bir şey oluşturdum. Halı deseni de yine bulamadım daha güzelini. Kapımızın kolu yok, penceremizin kolu yok. Bu kadar detaylara çok takılmadım. Avizeyi de çok benzetemedim. Ama odamın ölçülerinde ve eşyalar da kendi ölçülerinde nasıl göründüğünü çizmek istedim. Bence benzedi. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazın. Şimdi planımız bu şekildeydi. Şurada kitaplığımız da var ama fotoğrafımızda o görünmüyor. Şimdi fotoğrafımızla yan yana koyalım görüntümüzü. Evet, şu şekilde biraz da yukarıdan bakılmış. Şöyle bir görüntümüz var. Tabii şu an burada çok koyu görünüyor. Işığı değiştirdikçe değişiyor. Tabii ben materyallerle fazla uğraşmadım. Işığa göre renk ayarlamalarını yapmadım. Çünkü bunu yapmam zaten 1 saat sürdü. Bu şekilde. Benzediğini düşünüyor musunuz? Nasıl olmuş? Can sıkıntısından oturup bununla uğraştım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için çalışacağınız bir proje yoksa etrafınızda gördüğünüz şeyleri modelleyebilirsiniz. Bunlar benim alanım değil ama ben biraz fazla meraklıyım. Çizmeyi seviyorum. Ve deniyorum. Yapmaya çalışıyorum. Bu arada koltukların desenleri hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bunları internetten birebir aynısını bulmam neredeyse imkansızdı. Bu yüzden koltuklarımın resmini çektim ve onları tekstür olarak, yani materyalime tekstür olarak kullandım. Bu şekilde biraz daha benzemiş oldu. Aslında koltuğun rengi de aynı renk olmasına rağmen burada daha koyu görünüyor. Belki biraz daha açık renk yapmam gerekiyordu. Ama resmini çektiğimizde Photoshop'ta o rengin kodunu veriyor bize. O koda göre yaptım aslında, yani birebir aynısını yapmama rağmen olmadı o. Ama beni çok da rahatsız etmedi. Belki biraz daha açık yapabilirdim koltuk ve perdelerin rengini. Onun dışında halımın desenini pek beğenmedim. Ama kendi halımın deseni de zaten çok iyi değil. Zaten evimin şekli de çok iyi olmadığı için odamın şeklini değiştirmek istemiştim. O yüzden çizdim. Ama şu an gördüm ki başka bir şekilde de bu koltuğu yerleştiremiyorum. Koltuk da şu an kendi gerçek ölçülerinde çizildi. Başka türlü yerleştiremiyorum koltuğu. Onu görmüş oldum. Bu sayede de çizmiş oldum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz diğer odaların resimlerini çekip onları da çizmeye çalışabilirim ya da bana fotoğraflar gönderebilirsiniz ölçüleriyle beraber. O odalarınızı da çizmeye çalışabilirim ve size yollarım, belki bir anı olur sizin için de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.